11 Ocak, 17 Ocak değerli koç burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve güzel geçer. İyi haftalarınız olsun istiyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official Instagram sayfalarımı takip etmek isterseniz de geçip günlük yorumları takip edebilirsiniz. Evet koçlar, 2020 ve 2019 sizin için çok stresli ve çok gergin bir yıl olmuştu. Ve hala ocağın 11'indeyiz ve hala parasal hayatınızla alakalı dengeler oturmadığı için ciddi anlamda gerginsiniz. İş haklarınız, işinizle olduğunuz noktadaki insanlar, kurumda çalıştığınız insanların agresif ve gergin tavırlarını kendinizde güvende hissetmiyorsunuz ve güvende bulmadığınız için de bunlarla bağınızı kopartıp farklı bir alana geçmek istiyorsunuz. Bence yeriniz doğru. Bulunduğunuz noktadaki insanlarda büyük bir değişim olacak. Bence acele etmeyin, işinize sahip olun diyorum. Yurt dışı ya da şehir dışı planı olan bazı koç burçlarında Ocak ayı onlar için net karar, yollarınızla ilgili aydınlanma, daha ferah ereceğiniz bir nokta olacak. Bunun için mücadelenizi devam ettirmenizi istiyorum. Hak ettiğiniz noktanın aydınlanması var olacak. Özellikle dil eğitimi, yabancı ülkede yaşamak isteyen ve bununla ilgili CV ya da bununla ilgili beklentili olan koç burçlarında evet olumluluk süreciniz var. CV'lerinizle alakalı noktada da size olumlu dönüşler, ama belli bir görev için bir 6 aylık eğitim alabilir. Bununla ilgili altyapıları oturtmak için start döneminiz başlayacak. Yani bu 11 ve 17 haftası sizin için kendinizi bulma, yenilenme ve başarıya doğru odaklanacağınız evre olacak. Devlet ya da büyük finansal alanda çalışan bazı koç burçlarında yer değişimi ve bu değişimle birlikte maaşınıza yansıyacak bir rahatlık söz konusu olacak. Ailenizde özellikle uzun süredir çözülmeyen miraslı konularınızla alakalı alevli bir konuşma, mahkemeye kızgınlıklar, hakkımız geride kaldı, yine ertelendi diyen koç burçlar için diyorum ki Mart ayı sizin için doğru süreç. Ertelenmesi sizin alanınızda daha rahata kavuşacaksınız. En azından planladığınız haklar, planladığınız miraslar size geri dönecek diye uyarı veriyorum. De öğretmen ya da atamasını bekleyen bazı koç burçları için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Hak ettiğiniz kağıtlar, evraklar gelecek ama yıl ortası uyarı veriyor. Şu an beklenti o içerisinde olduğunuz şeylerin altyapısını doldurmanız lazım. Kendi kariyeriniz ya da çocuklarınızın kariyeriyle alakalı eğitim korkuları olan koç burçlarına diyorum ki çocuklarınızla ilgili kaygı ettiğiniz noktayı siz sağlıyorsunuz. Siz salgılıyorsunuz. Rica ediyorum, çocuklarınızın enerjisi yüksek ve başarılı çocuklar, onların üstüne gitmenizi istemiyorum ve aydınlık çocuklar. Sağlık olarak özellikle mide ve kalp ve damarlarla alakalı noktanızda bir hassasiyet yaşayabilir. Bu sizi gerçekten yıpratabilir değerli koç burçları. Mümkün olduğu kadar enerjinizle alakalı noktada yenilenme, yenilik noktasına konsantre olmanız lazım diyorum. Aile büyüklerimizde bir ev taşınması ile ilgili konu gündeme gelecek. Hatta bir müteahhitlik ya da bir arsalık bir işinizle ilgili aydınlık sonuç alacaksınız ve bu sonuç size çok keyif kılacağını uyarıyor haritanız. Özellikle biraz daha güvende, biraz daha relax, biraz daha sağlam bir iş alanının aydınlanmasını yaşıyorsunuz. Büyük bir ihtimal Ocak 6'dan sonra sizin hayatınızda sağlam, daha verimli, daha aydınlık süreçlere erişeceksiniz. Gereksiz harcamalar, gereksiz dargınlıklardan uzak durmanız lazım ve gereksiz insanları etrafınızdan atıp yepyeni bir çevre, yepyeni bir oluşum yaratmanız lazım. Koç burcu sizin kadar radikal kimlikteki insanların etrafınızdaki sizi kemiren insanlardan uzak tutup enerjinizi daha verimli noktaya sağlamanız lazım. Son zamanlarda kilo almaya başladınız. Karın bölgenizdeki yağlanmalar, biraz spor yaparak enerjinizi değiştirmenizi istiyorum. Size iyi gelecek kitap okumak, sinema ya da film seçmek sizin hayatınıza iyi gelecek. Uzun süredir ilişkisi olmayan koçlar, bu hafta yeni enerjiler alacaksınız ve ruhunuzda bu heyecan size artı kazanç sağlayacak ve çok mutlu olacağınız bir ilişkiye adım atma haftası olarak uyarısı veriyorum. Lütfen doğru değerlendirin ve bu size çok iyi gelecek değerli koç burçları. Evet, güzel bir hafta geçsin değerli koç burçları. Boğa burçları, özellikle boğa burçları bu hafta kendi işinizle ilgili yaşadığınız hataları artık hayatınızdan çıkartıp yepyeni bir iş planı, oluşturmak istediğiniz yenilikler ve hayatınızla alakalı